Evet, 3 haftalık aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Günün yorumuna geçmeden önce haftanın yorumu hakkında birkaç cümle söyleyeceğim. Cumartesi günü Bolu Spor Kongresi'ni yaptık. Sayın Savaş Abak önemli bir görev üstlendi, zor bir görev üstlendi. Herkesin Bolu Spor'dan kaçtığı bir dönemde 100 milyonluk bir bütçenin altına imzasını koydu. Bu bağlamda Savaş Abak'ı destekliyorum. Savaş Abak'a başarılar diliyorum. Futbol şansı yanında olsun diliyorum. Bunun ötesinde Bolu'da bu haftanın bir tartışması var. Aslında 15 gün önce olan bir belediye meclis toplantısında Tanju Özcan'ın yine bildiğimiz hafifliklerini sergilediği bir tartışmanın 15 gün sonra ulusal boyutta yer almasından sonra Bolu'daki AK Partilerin harekete geçmesi ve Tanju Özcan aleyhine bir takım eylemlerde bulunmaları, bu Bolu'nun şu andaki bu haftanın en önemli konusu diyebiliriz. Buna geçmeden önce Türkiye'de siyaset dili hakkında birkaç cümle söylemek lazım. Türkiye'de siyaset dili son yıllarda son derece tedirgin edici boyutlara geldi. Dün biliyorsunuz AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi direnişine katılan kadınlara ki milyonlarca kadın katıldı. Vay bu tarih, 80 vilayette Gezi ile alakalı gösteriler yapıldı. Buralarda milyonlarca kadın yurttaşımız en ön saflarda gericiliği, yobazlığı ve çevreye yapılan müdahaleleri eleştirdi. Bu konuda işte polisin baskısına maruz kaldılar. 8-10 arkadaşımız da polisin müdahaleleri sonucunda hayatını kaybetti. Onlarca arkadaş da, onlarca kardeşimiz de gözlerinden oldular. Polisin fişeklerinin gözlerinde patlaması sonucu şu anda İstanbul'da en az 80-90 tane arkadaş gözlerinden olmuş vaziyette hayatlarına devam ediyorlar. Bu konuya katılan arkadaşlara, kadınlarımıza dün Cumhurbaşkanı grup toplantısında sürtük dedi, çürük dedi. Tarafsız olması gereken bir koltukta oturan Cumhurbaşkanı'nın bu denli kendi yurttaşlarına bu şekilde hitap etmesi son derece asap bozucu, son derece üzücü bir olay. Ve bunun prompterdan okunduğu şekliyle, yani daha önceden kendisine bu yazıyı hazırlayanların prompterda yazıldığını okuması şeklinde hayata geçti. Hatta AKP'li kanallar kendi kendilerine sansür uygulayarak bu sürtük kelimesini sildiler. Şimdi siyaset dili bu denli bozuk olunca muhalefet liderine iktidarın küçük ortağı cezaevinin yolunu gösterince, çolunu da al, Selahattin Demirtaş'ın hücresinde yatmaya hazırlan deyince, Türkiye'de siyaset dilini sorgulamak gerekir. Siyaset halkın mutluluğu ve refahı için yapılır. Siz siyasi olarak ülkenin işte kamulaştırılmacı bir ekonomi politikayla sürdürülmesini önerirsiniz. Siz de özelleştirmeci serbest piyasa ekonomisinden yana olduğunu düşünürsünüz. Bu görüşlerinizi tartışırsınız. Bu tartışmalara göre de kamuoyu ya kamulaştırmadan, ya özelleştirmeden, ya gericilikten, ya ilericilikten yana tavır koyar. Seçimlerde sandığa gider. Dilediği partiye oy vererek onları iktidara getirir. Bu maalesef Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de büyük bir sis bulutu ortalığı kaplamış durumda. Bu da işte siyasi liderlerin ki genellikle
Cumhur İttifakı'nı bileşenleri tarafından muhalefet odaklarına karşı söyleniyor. Bunlar tabii derece derece illere, illerin belediye başkanlarına, işte illerdeki siyasi parti il başkanlarına sirayet ediyor. Şimdi Tanju Özcan'ın biliyorsunuz Bolu'da olan olaylara gelirsek bu noktadan, buradan siyaset dilinden yola çıkarak bu noktaya gelirsek, Tanju Özcan'ın daha önce de bir takım böyle cinsiyetçi gafları vardı. İşte kökezin suyuna şap atmak, yok efendim kendisine tüp bebek yapılması için tavsiyelerini dinlediği, kendi hayalinde ürettiği bir anekdotu hayata geçirerek muhafazakar bir kadının kendisine bir toplantıda yanaşarak işte tüp bebek konusunda sizden yardımı istiyorum demesi, benzeri böyle aptiri saptiri cümlelerinden sonra en sonunda işte Türkiye gündemine geç giren bir başka saçmalık sergiledi. İşte şeydeki meclisteki bir oylama esnasında AKP sıralarındaki bir kadın üyenin elini kaldırmasına siz bana elinizi niye sallıyorsunuz? Ben işte evli barklı bir adamım diye bir kadını zor duruma düşüren bir cümle kullandı. Arkasından tabii bu 15 güne varan sürede işte yukarıya AKP'nin genel merkezine anca ulaştı. AKP'nin nelerle meşgul olduğunu ama böylesine bir olayı konuşmak için 15 gün beklediğini görebiliyoruz. Oradan yola çıkarak da işte kendisine Ömer Çelik, AKP Grup Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e aynı tonda, aynı sertlikte cevap vermesi sonucunda Tanju Özcan gene bir absürt diye imza attı. Ben dedi iffetimi koruyorum. Yani böyle komiklikler, böyle saçmalıkları insanların, Türk insanının, Bolu insanının muhatap olması, Bolu insanının böyle konularla meşgul olması çok çirkin. Yani biz isteriz ki Bolu Belediye Başkanı kendi asli vazifesiyle ilgilensin, şehrin güzelleşmesi için mücadele etsin, Bolu'daki sosyal projeleri imzasın, ama öyle değil. Bu şimdi tek 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 hepsini saymaya gerek yok. Her hafta bir kafa imzasını atıyor. Bu üzücü bir şey. Cumhuriyet Halk Partililer için üzücü bir şey. Kendisine oy veren yurttaşları için üzücü bir şey. Hatta hepsini geçtim, Bolu halkı için üzücü bir şey. Şimdi bu konuyu altını çizdikten sonra bir de öteki cepheden konuya bakalım. Dün AKP'li kadınlar Kadı Camisi'nden belediye önüne kadar varan uzun bir yürüyüşten sonra, yani 40-50 metrelik bir yürüyüşten sonra geldiler ve Tanju Özcan'a işte bir takım sloganlarla, bir takım kendince aynı siyaset diliyle, hakaretlerle, arkalarında AKP'li erkeklerle beraber bir gösteri yaptılar. Bu uzun yürüyüşün sonunda orada konuşmacı olarak benim gençliğinden beri tanıdığım Ayşe Atılgan adlı kadın arkadaşımız AKP adına ya da oradaki kadınlar adına söz hakkı aldı. Ben Ayşe Atılgan'ı çok iyi tanırım. Ayşe Atılgan'ın abisini çok iyi tanırım, İbrahim Atılgan. İbrahim Atılgan'ın eşini çok iyi tanırım. Bunlar bizim devrimci arkadaşların, yükselişte okuyan devrimci arkadaşların, yani o günün devlet mimarlık mühendislikte okuyan arkadaşların evinde kalırdı. Biz de zaman zaman Ankara'ya değişik temaslarla gittiğimizde o evde kalırdık. İbrahim Atılgan geceleri pavyonlarda bateri çalan
gündüzleri de okula devam eden bir arkadaşımızdı, iyi bir arkadaşımızdı. Sosyal demokrat, liberal, ilerici bir çocuktu. Bunun eşi de aynı şekilde, eşin ismini hatırlayamıyorum şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisine girmek için çok mücadele etti. Bir türlü giremedi. Şimdi bu aile, Atılgan ailesi, o zamanlar yukarıdan aşağıya, yani işte İbrahim Atılgan'dan aşağıya doğru, Ayşe Atılgan'a kadar hepsi CHP'liydi. Birdenbire ne olduysa olduğu, İbrahim Atılgan'ı Cumhurbaşkanlığı vurmalı çalgılar orkestrasına mı aldılar, karşısına önemli bir iş mi verdiler, bilmiyorum. Bu hayvanlarla ilgilenen, kedilerle ve köpeklerle olan ilgisiyle kamuoyunun tanıdığı Ayşe Atılgan da AKP Partisi'ne geçti. Şimdi ben Ayşe Atılgan'ı çok iyi tanıdığım için ona buradan şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi Ayşe, Türkiye'de her ay onlarca kadın erkek şiddeti sonucunda öldürülüyor, yaralanıyor, taciz ve tecavüze uğruyor. Ve kadınlar işte kendi haklarını kamuoyuna duyurmak, kendi hemcinsleriyle beraber onları kendi mücadelelerine katmak için sık sık gösteriler yapıyorlar. İşte İstanbul Sözleşmesi'ne imza koyan ülkelerin başında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut gerici iktidar vasıtasıyla sözleşmeden imzasının geri çekilmesine karşı İstanbul Sözleşmesi yaşatır sloganlarıyla yürüyüş yapıyorlar. Her 8 Mart'ta kadınlar sokaklara çıkıyor. Her kadın katlinde, tecavüze uğrayan kadın katlinde kadın dayanışmasını bir arada sergiliyorlar. Ve Bolu'da da böyle oluyor. Biz izliyoruz. 8 Mart'ta izliyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır eylemlerini izliyoruz. Orada polisin de kadınları yürütmemek, kadınlara işte sloganlarına mani olmak ya da işte Bolu ölçüsünde itip kalkmakla ilgili yaptıkları işleri videolardan görüyoruz. Şimdi kadın hakları savunucusu olduğunu iddia eden, kadın haklarından yana olduğunu iddia eden Ayşe Atılgan çıkmış orada sözel şiddet diye bir şey icat etmiş. Sözel şiddet yaptığını iddia ediyor Tanju Özcan'ın. Tamam, Tanju Özcan'ın yaptığı hareketi kesinlikle savunmuyoruz ama sizin de kadınlarla ilgili Türkiye'de yaşanan bir sürü olumsuzluklara, bir sürü gerçeklere rağmen kılınızı kıpırdatmazken Bolu'da işte belediye başkanının bu tür densizliklerinden yola çıkarak sanki kadın hakları aktivisti, kadın hakları savunucusu gibi yollara dökülmenizi, ki o yol biliyorsunuz 50 metrelik bir yol, Kadı Camisi'nden büyük şeyden işte oradan belediye meydanına yürüdükleri bir yol. Bu yadırgıyorum. Buradan da sesleniyorum. Ayşecik, senin işin değil bu işler. Söylerken de zaten yazılan okurken de zaten çok iyi anlatabildiğini, çok iyi özümsediğini, okuduğunu birebir içinde duyumsamadığını anlıyorum. Yani o yazının içeriğiyle senin kafanın arkasında yatan kadın hakları konusunun birbiriyle örtüşmediğini görebiliyorum. Bu bağlamda Ayşe, hani faşistlerin bir şeyi vardır: ey Türk, titre ve kendine dön. Hani bunu sık sık ileri sürerler, titreyip de kendine dönmek neyse. Ben aynı espriyle kendisine karşı buradan öneride bulunuyorum. Ey Ayşe, titre ve kendine dön. Bu işlerle uğraşma. Bu işlerle başka siyasi mülahazaları olan insanlar uğraşsın. Bolu'da bir daha böyle saçmalıklarla, bu sözümde Tanju'ya, uğraşmasın. Herkes işine baksın. Türkiye'deki bu yukarılarda, saraylarda ve meclis koridorlarındaki hakim olan siyasi dilini Bolu'ya sıçratmasınlar. Bolu işte neticede tam
nüfusunu bilmiyorum da küçük bir il. Yani İstanbul, Ankara'nın bir mahallesinin 2-3 sokağındaki insanlar kadar işte Bolu'da yaşayan bir il. İnsanların yaşadığı bir il. Bolu bunları hak etmiyor. Bolu'nun bu işlerle ilişkilendirilmesine karşı çıkıyorum. Al işte Bolu'nun en önemli meselelerinden bir tanesi Aladağlar. Aladağlardaki Aladağların imara açılması, Aladağların yağmalanma arifesinde olması, buna kamuoyunun dikkatini çekmek gerekirken çok daha başka şeyler Bolu'nun gündemindeyken öyle saçmalıklarla anılmayı Bolu hak etmiyor. Teşekkür ederim.